Sılayı bilmeden gurbeti gördü. Ömrünü nuru Kur'an'a verdi. Gurbette yaşadı, gurbette öldü. Bir Sait vardı, göçtü dünyadan. Anaya hasretti, babaya hasret. Yüreğinde doluydu rikkat, merhamet. Bahşedildi ona ilim ve hikmet. Bir sahibi zaman göçtü dünyadan. Zulme aldırmazdı zalime inat. Eylemişti Hazreti Muhammed'e biat. Giyotine başını koysa da cellat, dönmezdi haktan, aldırmazdı üstad. Bir kahramanı İslam göçtü dünyadan. Korkunun beyinlere kazındığı devir, idamın isim isim yazıldığı devir, imanın tutuşup yandığı devir, bir bediüzzaman göçtü dünyadan. Sevgili konuklar, kıymetli davetliler, Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin vefat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bu etkinliğe katılmaktan şeref ve onur duyarım. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Kışın şiddeti, zemherinin soğuğu, Emirdağ sokakları. Dışarıdaki bir günü hapisteki bir ayına bedel Emirdağ sokakları. Buz kesen havalarda dayanılmaz acıyla sızlardı diz kapakları. Bırakmazlardı kimseyi yanına riyaset yamakları. Melekler tutardı elinden, imanı ısıtırdı onu. Titrerdi soğuktan, sızlardı ayakları. Buza keserdi ah Emirdağ yatakları. Anası gelirdi aklına. Kucağında ısınmak isterdi. Koynuna sokulup içinden anam demek geçerdi. Bir ömür boyu, bir ömür boyu annesinin hasretini çekerdi. Gitmek yasak, gelmek yasak, memlekete dönmek yasak. Burada görüşmek yasak, burada kavuşmak yasak. Yalnızlığa terk ettiler ama yalnız adam değildi. O izzetli başı, o izzetli başı yalnız Allah'a eğildi. Yalnızlığa terk ettiler ama yalnız adam değildi. O hiç yalnız adam olmadı. Ruhaniler yoldaşı, melekler arkadaşıydı. Ondaki yürek var ya, ondaki yürek var ya, sanki sabır taşıydı. Hakkımı helal ediyorum onlara derdi. Kin gütmezdi, beddua etmezdi, rahmet dilerdi. Kendine zulmedenlere Allah'tan hidayet dilerdi. Yeter ki onlar, yeter ki onlar ıslah olsunlar. Yeter ki imanlarını Risale-i Nur'la kurtarsınlar. Kaldırırdı melekler, huşu ile Kur'an okurdu. Ayetlerin satırında ilmik ilmik Risale-i Nur dokurdu. Nasıl geçinir bu ihtiyar? Ne yer ne içerdi? Çok fakir yaşardı ama zekat kabul etmezdi. Dine hizmette maddi gaye gütmezdi. İktisat ve bereketle geçinir, kanaatsizlik bilmezdi. Paltosunu satar, fanilasını satar, pabucunu satardı. Kula minnet etmezdi. Asrın imamına bakın. Asrın imamına bakın, neyi vardı dünyada? 70 yamalıklı bir cübbe. Bir sarıkla bir sahan. Dünyalık nedir bilmez. Allah için yaşardı. Tüm dünyasını bir elinde taşırdı. Maksat-ı rıza ilahi. Allah için çalışacaksın. Sen bu yolda üstadım. Sen Kur'an yolunda zindanlara alışacaksın. Dini dünyaya değişmez. Verseler de saltanat. Onun için önemli olan Muhammedi bir hayat. Cami içerisinde bir kulübecik yapmışlar. İbadet için
bir yolluk bir de sedir koymuşlar. Üstada da eziyet, cemaate de zulmetmişler. Selam verene hakaret, kan kusturmuşlar kan. İstediğiniz bir can mı? İstediğiniz bir can mı ha? Alın size bir can. Saçlarıma dedice başlarım bulunsa, her gün birini kesseniz, ben davamdan dönmeyeceğim, size taviz vermeyeceğim. Engizisyonlar kursanız, dar ağaçlarında sallandırsanız, umurumda değil, umurumda değil be, dayanır Bediüzzaman. Bu sayede, bu sayede Kur'an iman davası şahlandı. Talebeleri binlere, milyonlara dayandı. Unutuldu gitti ona zulmedenler. Ona hücre hapislerini, sürgünleri reva görenler. Ama o, ama o gönüllerde yaşıyor. Onun nuru, Kur'an'ın nuru kıtaları aşıyor. Ve bir gün, ve bir gün gel dedi İbrahim Halilullah. Çağırdı Said'i yanına. Çağırır da İbrahim gidilmez miydi ona? Zayıftı, yaşlıydı. Halsizdi, hastaydı. Yılların verdiği acı çökmüştü apansız, bırakmıştı dermansız. Ama Halilullah çağırmadaydı onu. Yollamazdı zındıka. Yol vermezdi dağlar, gidemezsin. Yasak kondu, kal burada. İzin vermezler ihtiyar. Öleceksen öl burada. 80'inde bile korkarlardı ondan. Hasta yatarken bile küfür titrerdi imanından. İman ehli üzülür, küfür ehli korkardı. Isparta'dan çıkmak yok, yasak derlerdi. Said gitmek dilerdi. El açar, yalvarır, dua ederdi, nazlanırdı Allah'a. Ya Rabbi ne olur, yol ver bana. Gideyim Halilullah'a, ruhumu teslim edeyim peygamber diyarında. Bana açılan eli geri çevirmekten haya ederim derdi Allah. Said yürüyordu hasta ve yorgun. Said gidiyordu yaşlı ve kırgın. Isparta, ah Isparta. Ömrünü verdiği diyar. Barla, barla ve Risale-i Nur, bir ulu çınar, dünyaya buradan etti intişar. Son kez baktı talebelerine, son kez baktı yaşlı gözlerle. Ayrıldı vatanım dediği diyardan, buruk bir hüzünle. Hüsnü, kardeşim sen gel, bir de bayram gelsin Zübeyir'de. Medrese-tü Zehra'nın Risale-i Nur talebeleri şu vasiyetimi unutmasınlar. Sakın sakın kardeşlerim, benlik, enaniyet, hotfuruşluk davasına sapmasınlar. Ehli dünyanın, ehli dünyanın desiselerine aldanıp ayrılmasınlar. Duman dumandı dağlar, sis çökmüştü yollara. Nur dağlarına nur yağıyordu ve sis aydınlanıyordu. İbrahim'e kavuştuğu gün Urfa'ya çamur yağıyordu. Mahşeri kalabalık, ayakta millet, ayakta Urfa, ayakta Ankara. Said sekeratta, Said yatakta, Halilullah'la buluştu İpek Palas'ta. Bir Nevruz gününde kavuştu Mevla'ya. Zaten ölümüm Nevruz'umdur derdi ya. Urfa'da yağmur, Urfa'da sağanak, gök yarıldı, yer yarıldı, koptu kıyamet. Sema ağlıyor, zemin ağlıyor, Urfa'ya rahmet yağıyor. Nur yüzlü melekler defnediyor, müminler ağlıyor. Ondan ayrılışın hüznü çöküyor gökyüzüne. Onu İbrahim karşıladı rahmetle. Ondan ayrılışın gözyaşı yağıyor yeryüzüne. Onu Muhammed karşıladı muhabbetle. Biz ölsek de,
Biz ölsek de İslamiyet sağdır, ilelebet bakidir. Ahiretin sevabı bana yeter, milletim sağ olsun. Üzülmeyin, ağlamayın kardeşlerim. Küfrün beli kırılmıştır. Ehli iman gülsün bu milletin. Bu milletin imanı namına bir sait değil, bin sait feda olsun. Allah'a emanet olun. Thank you.